Merhabalar arkadaşlar, Nevin'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün şöyle size gösteriyorum. Domates sos yapacağım. Yemeklerde, makarnalarda, et yemeklerinde, her yerde yani çok rahatlıkla kullanabileceğin sos yapacağım. Bunun için ben şöyle bir şey söyleyeyim. Dün bir kasa domates aldık. Bir kasa domates 23 kilo falandı sanıyorum. Yarı yarıya böldüm. Tahmini 11-12 kilo kadar domatesim var. Bunlar da benim bahçemden şöyle 4 tane ama 4 tanesi en az 2 kilo gelir. Çünkü o kadar iriler ki bir tanesi yarım kilo var arkadaşlar. Şunların güzelliğine bakın. Keşke bahçemizde böyle olsa da yani aslında bahçeden yapsak misler gibi de kokar. Bundan domates sos yapacağım. Kapya. Buna güzel bir renk vermesi için biliyorsunuz domatese kapya çok güzel yakışıyor. Ben salçalarımda, melemenlerimde, böyle domates soslarımda kapyayı kullanırım. Kapya bir de çok faydalı bir biberdir. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bunları böyle güzelce doğrayacağım. Yıkanmış, yıkadım, hazırladım bunları. Hepsi güzelce doğrandı. Bunları doğrayıp dilimleyip tencereme alacağım. Tenceremde bir güzel kaynadıktan sonra biraz piştikten sonra rondodan geçireceğim. Blender'dan pardon, blender'dan geçireceğim. Bayağı kabuklarını kesinlikle soymayacaksınız. Bence soymayın. Ben soymuyorum çünkü. Çünkü bütün vitamini domatesin kabuklarındadır. Bunu da biliyorsunuz. Çünkü salçada da çok güzel bir renk oluyor. Arkadaşlar, doğradıktan sonra sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar domateslerimi doğradım, dilimledim, dörde böldüm, beşe böldüm domateslerin şeyine göre. Şimdi tencereme yerleştirdim. Kapyalar da içinde. 2 kilo da kapya var bunun içinde. Renginin daha güzel olması için. Şöyle yerleştirdim tencereme, büyük bir tencereme. Şimdi bu yavaş yavaş kaynayacak. Şu an kaynayana kadar biraz kısık ateşte yapacağım. Çünkü dibine yapışabilir. Sulandığı zaman da malum biliyorsunuz şey yapmaz. Herhangi bir problem olmaz. Şimdi böyle pişmeye başlıyor. Piştikçe ara ara size göstereceğim, paylaşacağım. Domates sosumu. Arkadaşlar bakın sosum bayağı bir kaynadı. Güzelce ezildi. Ben iki tencereyi boşalttım. Bir de buna koydum. Çünkü bu 11-12 kilo kadar vardı. Bu tencerem almadı. Şimdi ikisini de bir kaynatıyorum. Böyle daha iyi olur. Çünkü şimdi blenderdan geçireceğim. Güzelce blenderdan böyle geçirip ezeceğim güzelce. Hiç kabuğu falan hiçbir şey kalmayacak. Çünkü ben kabuğunu soymadım. Bütün kabuğunun vitamini biliyorsunuz ki güneş alan kabuk. O yüzden en vitamini yanı da kabuk. Ben hiçbir zaman kabuğunu soymam. Şeylerde, salçalarda falan. Hatta menemenlerde de soymuyorum artık. Bu şey biliyorsunuz salça değil ama salça gibi de kullanabilirsiniz. Bu domates sosu arkadaşlar. Şimdi blenderdan geçireceğim onu. Arkadaşlar bakın. Güzelce blenderdan geçirdim. Bakın. Bakın kıvamına. İpek gibi oldu. İçinde ne kabuk ne bir şey. O kadar harika oldu ki. Bakın. Biraz daha kaynayacak. Kaynadıktan sonra kıvam bu bakın. Biraz daha kaynatacağım bunu. Biraz daha suyunu çeksin. Domates sosu. Müthiş bir şekilde domates sosu olacak bunlar. Sonra kavanozlayacağım. Kavanozlara koyup koyup ters çevireceğim. Artı arkadaşlar bu köpüklenme oluyor. Bu köpüklenmeler olduğu zaman bu köpüklenmeleri mutlaka böyle keyirinizle alın. Ben hep aldım. Sürekli de olduğu zaman bakın bu köpükleri almamız lazım. Üstündeki bozulmaması lazım. Yani böyle güzel olur. Çünkü salçalarda hatta reçellerde bile biliyorsunuz köpüklenme olduğu zaman mutlaka ki onu şey yapıyoruz. Köpüklerini alıyoruz. Arkadaşlar soslarımı doldurdum. Tam 12 kavanoz bütün çıktı. 5 kavanoz büyük. 2, 4, 6, 7 bir de minik var. 8 diyelim. Kavanozda küçük çıktı. Yarım kiloluklardan çıktı. Bakın domates soslarım hazır. Şimdi ters çevirdim onları. Bir de böyle göstermek istedim. Çok basit. Bunları evinizde çok rahatlıkla aygazınıza yapabilirsiniz. Ocağınıza yapabilirsiniz. Ben evde yapıyorum. Çünkü bir ufak bir kaza geçirdim. Sol ayağımı yan tarafında biraz kırık oluşmuş. Çok kötü düşmüştüm evde.
O yüzden evde yapıyorum. Aslında normalde dışarı ateşinde de yapıyordum. Öyle yapıyordum biliyorsunuz. Çok severek yapıyordum. Kazanda koyuyordum. Kazanda kaynıyordu. Daha güzel oluyordu. Ama maalesef ki şimdi oturduğum yerde ocağımda yapmaya çalışıyorum. Bana yardım de ediyorlar. Tek başıma yapmıyorum tabii ki bunu. Nevin'in mutfağından bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sağlığınıza çok dikkat edin.